Merhaba sevgili dostum. Bazı anne babalar çocuklarını maalesef kendileri için doğurmuşlar. Kendi geleceklerini garantiye altına almak için, kendi geleceklerinde dikili ağaçlar olsun diye ya da gelecekte onların hayatını kolaylaştırsın, yaşlılıkta onlara baksın diye çocuk doğurmuşlar. Hal böyle olunca bu çocuklar anne babalarına karşı çıktıklarında ise ciddi derecede travma yaşanıyor. Bazı anne babalar çocuklara kendilerini o kadar suçlu hissettiriyorlar ki çocuklar bildiğiniz dünyaya geldiklerine bile pişman oluyorlar. Bazı anne babalar çocuklara sürekli hayırsız evlat sendromu hissettirerek istedikleri hale getirmeye çalışıyorlar. İşte o kırılma noktaları çoğu zaman da çocuğun evlenmesiyle ortaya çıkıyor. Yıllarca ortada bir bağımlı ilişkinin varlığını kimse fark etmiyor ya da ebeveynin manipülatör biri olduğunu kimse fark etmiyor. Ta ki çocuk evlenene kadar. Çocuk evlendiğinde anne baba çocuğu kaybetmiş duygusuyla terk depresyonu yaşayabiliyor ve çocuk üzerinde eski sistemi devam ettirmek için birçok teknik ve taktiğe başvuruyor. Bazen çocuğun eşini suçlayarak, kötüleyerek çocuğu kendi safında tutmaya çalışıyorlar. Bazen çocuğa imkanlar sunuyor ama bu imkanları elinde tutarak da çocuğu yönetmeye çalışarak, eskisi gibi tutmaya çalışarak da o bağı sürdürmeye çalışıyor. Fakat şöyle bir noktaya geliniyor. Eninde sonunda kişi eğer artık evlendikten sonra esas ailesinin artık eşi ve çocuğu olduğu düşüncesine sahip değilse eşi ve ailesi arasında kalmayı yıllarca atlatamıyor ve bu döngüden çıkamıyor. Anne babaların bazıları bu tip manipülatör eylemlerle aslında çocukları kendi kontrolünde tutmaya çalışırken istedikleri olmadığında da bazı tekniklere başvuruyorlar. Neler onlar? Bir, suçluyorlar. Çocukta sürekli suçluluk yaşatıyorlar ve bir şekilde geri döndürmeye çalışıyorlar. İki, anne, baba, kardeş, eş, dost, hala, amca, teyze birçok insanı o kişiye karşı koalisyon birliği haline dönüştürüyorlar ve çocuğu dışlayarak, yalnızlaştırarak yola getirmeye, tekrar eskisi gibi itaat ettirecek hale getirmeye çalışıyorlar. Çocuk anne babasına haklı bir konuda hayır diyor. Anne baba bunu kabul etmek istemiyor. Belki de işlerine gelmiyor. Ne oluyor? Anne baba küsüyor. Çocuk dik duruyor. Bu sefer anne baba amcaya, teyzeye, halaya, dayıya, kardeşlere, herkese bu durumu anlatıyor ve o çocukla görüşülmemesi gerektiği konusunda nasihat veriyorlar. Hatta şunu bile görüyoruz. Anne baba çocukla iyi geçinemiyor diye işte amca çocukla görüştüğü için amcayla da kesiyorlar. Ya da işte sen nasıl işte bize böyle yapan evlatla görüşürsün deyip çocuğu yalnızlaştırarak terbiye etmeye çalışıyorlar. Ne dedik? İmkanını keserek yapıyorlar, suçlayarak yapıyorlar, yalnızlaştırarak yapıyorlar. Sürekli onu toplum içerisinde küçük düşürerek veya işte hakkında dedikodu çıkartarak karşıdaki kişiyi istedikleri hale getirmeye çalışıyorlar. Ne oluyor süreç sonunda? Bu kişi yani bu bireyselleşmeye çalışan kişi kaldı ki bu çocukların çoğu aslında aman aman öyle çok şey falan da istemiyorlar. Diyorlar ki ya ben artık evlendim. Kendime ait bir hayat kurmak istiyorum. Benim artık merkezimde bundan sonra kök ailem yerine çekirdek ailem var. Ama kök ailemden de vazgeçmiyorum. Bir tercih de yapmıyorum. Yani aslında en doğal bir yetişkin tavrını ortaya koymaya çalışıyor. Ama anne babalar, bazı anne babalar özellikle buna katlanmıyorlar. Hayır, sen öncelikle bizim evladımızsın. Artık öncelikle bu görevlerini yerine getireceksin. Zaten orada şunu da görüyoruz. Onların beklentisini yerine getirdiğinde sorun çıkmıyor. Hatta onun eşiyle ilgili de çok sorun çıkmıyor. Hatta aynı yıllarca alıştıkları çocuklarından bekledikleri o hizmet etme, onların her dediklerini yapma gibi eylemleri onun eşinden de bekliyorlar. Eşi yerine getirmediğinde bu sefer bütün problemi kaynağı olarak eşini yani gelini veya damadı görüyorlar. Peki anne baba başka ne yapıyor istediğini yaptıramadığında? Manipülasyon tekniği olarak ne oluyor? Şekeri çıkıyor, tansiyonu çıkıyor, işte hastalanıyorlar. Birçok manipülasyon tekniği kullanmaya başlıyorlar. Sırf karşıdakini dize getirmek için. Günün sonunda evet bu çok sancılı bir sürece dönüşebiliyor. Yani bu bir erkek olsun işte annesiyle babasıyla işte eşi arasında kalıyor. Bazen eşiyle tartışıyor. Bazen anne babasıyla yüz yüze tartışıyorlar. Yüz yüze geliyorlar. Ama burada böyle biriyle evli olan bir insanın ilk yapması gereken şey öncelikle bu şemayı yani bu grafiği görüp eşine daha çok destek olması gerektiği düşüncesini geliştirmesi gerekiyor. Ama bazı insanlar şu hataya düşüyor. İşte annen baban seni manipüle ediyor. Annen baban şunu yapıyor. Niye dik durmuyorsun? Niye şunu yapmıyorsun? Arkadaşlar, karşıdaki insanı yani eşinizi sürekli eleştirerek görüp baş edemediği gerçekleri sürekli onun gözüne sokarak bu durumu çözemezsiniz. Bu durumun çözümü nedir? Bazı şeyler
her şeyi bilseniz bile zamana ihtiyaç duyar. Yani her şeyi biliyorsunuz, manipülasyonları görüyorsunuz, birçok taktiği görüyorsunuz. Ama anne babanın belki de bunu kabul etmesi için bir sürece ihtiyacımız var. Bir süreye ihtiyacımız var ve adım adım gitmek gerekiyor. Böyle bir ailenin çocuğuyla evliyseniz öncelikle koşulsuz olarak eşinize sonuna kadar destek olmalısınız. Kendinizden yola çıkın. Düşünün ki böyle bir anne babayla 30 yaşına kadar büyüdünüz. Her türlü manipülasyonu size yaptı. Her türlü işte sömürüyü yaptı. Ve 30 yıl böyle bir telkinle büyüdükten sonra biriyle evlendiniz ve karşıdaki insan dedi ki 30 yıl bunlarla böyle bir ilişki yürütebilirsin ama ben artık bundan sonra böyle davranmanı istiyorum. Kesip duvarı örüp net davranmanı istiyorum. Bu kolay olmuyor açıkçası. Eşlerin burada birbirine destek olması gerekiyor. Evet, ne kadar zor bir anne babayla büyüdüğünün farkındayım. Neler yaptığının farkındayım. Bununla başa çıkamadığının da farkındayım. Ne yaparsan yap yine de onların bunları anlamadığını, bu kadar doğruyu görmek istemediklerinin de farkındayım. Bu süreçleri beraber atlatacağız. Ben senin yanındayım dememiz gerekiyor. Git anne babanı düzelt demekle olmuyor ya da sınır çizdirmekle olmuyor. İnsanın kendi içindeki suçluluğu yenmesi bile bazen evliliğin ilk 2 yılı mümkün olmuyor. Ve bazen danışanlarımız şunu diyor. Hocam ben de olayları farkındaydım ama vicdanımla mantığım arasında o kadar çok sıkıştım ki. Fakat gün geldi gerçekten bunun farkına vardım ve gereken o dik duruşu gösterdim. Ve artık bundan sonra ve o tarihten sonra dik durmakla ilgili hiçbir şekilde kendimi suçlu hissetmedim demeye başlıyorlar. Fakat bu süreçte bazı insanlar maalesef boşanıyorlar süreci iyi yönetemedikleri veya süreçle ilgili o belirsizliğe gelemedikleri için. O belirsizliğe gelemeyen tarafımız ne diyor? Hemen çözülsün, ben bu duyguyla barışamam, ben bu duyguyla yarışamam veya ben bu duyguyla yaşayamam deyip hemen netleşmiş olsun. Annesi net dursun, babası net dursun. Ama her zaman da öyle olmuyor. Manipülatör ebeveynler çocukları kendilerinin bir uzantısı gibi görürler. O Ahmet değildir. O Ayşe'nin oğlu Ahmet'tir. O Ayşe değildir. O Mehmet Efendi'nin kızı Ayşe'dir. Yani birey kimlikleri yoktur. Özgün yapıları yoktur. Hep anne babasının uzantısı gibi algılanırlar. Çünkü anne baba böyle ister. Zaten çocuklarının başarılarının altında da çoğu zaman anne babanın kendini tatmin etme ihtiyaçları vardır. Çocuğun başarısıyla kendini var eder, çocuğun başarısızlığıyla kendini kötü hisseder ve bu da çocuk için çok büyük bir yüktür. Sürekli başarılı olmak zorundadır. Kimin ihtiyacıdır? Ebeveynin ihtiyacıdır. İşte burada anne babaların bu manipülasyonlarına çok fazla aslında yem olmamak lazım. Bazı insanlar evet evliliklerini bundan dolayı bitiriyorlar, evliliklerini, yuvalarını bundan dolayı yıkıyorlar. Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. O anne babalarla konuştuğunuzda da boşanmaya neden olmuş olsalar bile bizle ilgisi yok diyor, anlaşamadılar. Bizle hiç alakası yok. Çok net görüyorsunuz. Çocuk kendisi de diyor, ben anne babamın yüzünden boşandım. Ben anne babamın yüzünden bu noktaya geldim diyor. Ama anne baba yine üstelenmiyor, yine bunu üzerine almıyor. Anne babanın özellikle manipülatör olanlarına karşı izlememiz gereken yoldan da bahsetmek istiyorum biraz. Yani adım adım o dik duruşu göstermek gerekiyor ve geri planda hissettiğimiz suçluluk duygusuyla yüzleşmemiz gerekiyor. Ben neden sürekli onu memnun etmeye çalışıyorum? Ben neden bu kadar mantıksız ve haksız beklentilerine karşı ısrarla memnun edici tarafımı ortaya koymaya çalışıyorum? Bir kayınvalideye şunu demiştim. Neden bu çocuk her gün sizin beklentinizi karşılamak zorunda? Neden siz evliliğinizdeki sıkıntıları çocuğunuzun üzerine kurdunuz? Bana da verdiği cevap şuydu. Anne baba kutsaldır. Anne babanın işte beklentilerini karşılamamız gerekiyor. Peki sizin esas aileniz kim dedim? Eşim ve çocuklarım dedi. Peki neden bu hakkı çocuğunuza vermiyorsunuz? Bakın siz de annenizle yaşamayı tercih etmediniz. Annenizi yanınıza almadınız ve esas aile ben ve çocuklarım dediniz. Eşim ve çocuklarım dediniz. Ama bugün çocuğunuz evlendi, aynı hakkı ona vermiyorsunuz. Diyorsunuz ki onun esas ailesi eşi ve çocukları olamaz. Biz olalım diyorsunuz. Yani anne babalar bunları kabul etmeyebilir. Ama gün öyle bir noktaya gelir ki, gün gelir ki insanlar bir şekilde kendilerini ortaya koyarlar. Bazı insanlar bunu kabul eder. Bazı anne babalar kabul etmek zorunda kalıyorlar. Özellikle torun olduktan sonra. Bazıları kabul etmiyorlar. Diyorlar ki ya benim istediğim gibi olsun ya seni de istemiyorum. Evliliğini de istemiyorum. Eşini de istemiyorum. Sizi yok sayıyorum diyorlar. Bununla da barışacağız yeri geldiğinde. Sırf karşıdakinin istediği gibi değil de kendi benliğimizi yaşıyoruz diye. Bu anne baba, arkadaş, eş dostu hiç fark etmez. Bizi istemiyorlar diye bizi tehdit ediyorlarsa gerekirse o ilişkileri bitiririz. Gerekirse olması gereken mesafeye geliriz.
İşte bu noktalarda çoğu zaman evliliğin başında birçok insan kendi ailesiyle yaşadığı o suçluluk, kronik suçluluk, bağımlı ilişkilerin farkına varıyor. Kendi anne babasının gerçek amaçlarının farkına varmaya başlıyor. Bu konuyla ilgili Bütün Aşklar Tatlı Başlar kitabından faydalanabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.